Herkese merhaba, iyi akşamlar. Global AI Hub ekibinden ben Bahriye Aytek. Yapay zeka webinar serimizin bugünkü konuğu Umut Şatır Gürbüz. Ben kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. IBM Türkiye'de veri ve yapay zeka çözüm mimarı olarak görev alan Umut Şatır, 17 yıldır veri bilimi alanında aktif olarak çalışmakta. Bugüne kadar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde 20'den fazla ülkede 200'den fazla müşteriyle çalışma imkanı bulmuş ve 50'nin üzerinde proje teslim etmiştir. Kendisinin eğitmen kimliği de var. Koç ve Boğaziçi Üniversitelerinde veri bilimi ve makine öğrenmesi dersleri vermiştir. Bugün kendisi bize Edge Analytics kullanım senaryoları ve örnek mimarilerini aktaracak. Ben kendisini davet etmek istiyorum. Umut Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Keyfim çok yerinde. Siz nasılsınız? Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Umut Hanım, ben ekranı size bırakıyorum. İyi sunumlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de o zaman sunumuma geçiyorum bir yandan. Öncelikle hepinize merhabalar. Kendimi zaten Barya'nın beni çok güzel tanıttığı için daha fazla detaya girmeyeyim. Birazcık daha konumuza ağırlık vereceğim. Öncelikle Barya Hanım'a da tanıtım için teşekkür ederim. Daveti için de teşekkür ederim. Bugün birazcık daha güncel bir aslında konudan bahsetmek istedim size. Uçta yapay zeka, uçta analitik. Aslında uçta hesaplamanın bir kolu. Yani var olan uç mekanizmalara, uç cihazlara analitik uygulamalarını çalıştırabilecek yapılar kurmak. Birazcık bundan bahsedeceğiz ve nedir uçta analitik, ne gibi uygulama alanları var? Birazcık size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Aslında güncel bir konu. Dolayısıyla ilk olarak birazcık konseptten bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda çok fazla uygulama uçta analitik mantığıyla deploy edilmiş durumda değil. Gelecek 2 ila 5 sene içerisinde ise çokça uygulamanın bu mimaride deploy edilmesi, uygulamaya alınması bekleniyor. Dolayısıyla gelecekte çok fazla göreceğimiz ama şu anda bizim için yeni bir konsept. Dolayısıyla daha iyi anlaşılması için ilk olarak birazcık temellerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ben bir aslında uçta hesaplama uzmanı ya da infrastructure konusunda uzman biri değilim, bir veri bilimciyim. Dolayısıyla bugünkü gündemim birazcık daha biz bu uçta analitik yapılarında ne gibi, hangi sektörler için ne gibi uygulama alanları geliştirebiliriz? Dolayısıyla çok fazla aslında size altyapıdan bahsetmeyeceğim. Ama tabii temelde de bir takım konseptlerden bahsetmeye çalışacağım. Dolayısıyla bugünkü böyle çok teknik bir sunum olmayacak esasen. Yani böyle infrastructure, edge computing altyapılarını konuşacağımız bir sunum olmayacak. Daha çok hangi sektörlerde ne gibi kullanım alanları olabilir? Özellikle hangi kullanım alanları bu senaryo için uygun? Birazcık onlardan bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak uçta analitik derken, yani uç aslında tabii bunu literatürde aradığınızda, yani İngilizce tanımlamasıyla edge analytics olarak geçiyor. Ya da AI on edge diye görebilirsiniz bazı yerlerde. Peki burada edge, yani uç olarak anlatılan aslında terim ne? Aslında bu bir lokasyon. Yani bir terimden ziyade bir lokasyondan bahsediyoruz uç derken. Uçtan kasıt, sağda bir şekil görüyorsunuz aslında. Uçtan kasıt verinin oluşturulduğu uygulama, verinin oluşturulduğu cihaz. Dolayısıyla verinin oluşturulduğu operasyon uçtan kastımız. Şimdi aslında geleneksel var olan yapıda yapmış olduğumuz şey uçlarda cihazlar içerisinde veriler oluşturuluyor. Uygulamalar bu verileri günlük hayatta oluşturuyor. Operasyonları gerçekleşen uygulamalar ya da cihazlar ya da kişiler bu verileri bizim için oluşturuyorlar. Mesela birkaç örnek görebilirsiniz burada. Bu cihazlar tabii ki en temelinde mobil uygulamalar. En fazla veri oluşturduğumuz cihaz. Şimdi artık günümüzde arabalar, video kameraları ya da endüstriyel sektördeki üretim makineleri gibi, daha bu çok daha fazla arttırılabilir ki zaten aslında bugün bundan da bahsediyor olacağız senaryoları konuşurken. Dolayısıyla bütün bu cihazlardaki güncel durumda yaptığımız şey ne? Buradaki verileri alıyoruz, ham olarak ya da işleyerek merkeze taşıyoruz. Merkezde bunları düzenliyoruz ve üzerinde yapay zeka modelleri geliştiriyoruz ve üzerine skorlama mantıklarını koşturuyoruz aslında. Oysa Edge Analytics'te yapılmaya çalışılan şu, birazcık daha işin hesaplama mantığını uca itmek. Yani
merkezde mantığı geliştirmek, algoritmayı geliştirmek ama runtime dediğimiz skorlama ünitesini uç noktalara itmek. Aslında burada söylenen birazcık daha bunlar. Bunlar cihazlar olabilir, araçlar olabilir, fabrikalar olabilir, perakende dükkanları, mağazalar olabilir. Hepsi aslında uç olarak isimlendirilebilecek şeyler. Bu slide'ı geçmeden önce bir şeyden daha bahsedebilirim. Yani neden bugün bunu bu kadar çok konuşuyoruz? Belki bir diğer konuda bu olabilir. Bunun birincil sebebi aslında var olan yeni teknolojiler diyebiliriz. Nedir? Büyük veri. Büyük verinin işlenebilme kabiliyeti. Nesnelerin interneti, IoT cihazlarının hayatımıza girmiş olması. Dolayısıyla biz artık cihazların da bir internetin olması ve veriler üretiyor olması. Daha fazla depolama kabiliyetiyle biz artık büyük veriyi işleyebiliyor olmamız. Yani mesela videoları işleyebiliyor olmamız. Dolayısıyla bütün bu var olan yetenekler ve depolama yetenekleriyle derin öğrenme gibi algoritmaların hayatımıza katılmış olması. Ama burada aynı zamanda aslında buluttan da çok fazla deneyim kazanmamız. Mesela bulut yapılarıyla beraber konteyner tabanlı mimarilerin hayatımıza girmesi. Dolayısıyla bu bulut mimarisinin, konteyner tabanlı mimarinin hayatımıza kattığı esneklikle artık uygulamaları uç noktalara itebiliyor olmamız ve oralarda çalıştırabiliyor olmamız. Aynı zamanda video analitiği gibi yani daha hacim olarak büyük ve aslında çok fazla network harcayan ve performans olarak da gerçekten yani her senaryo gerçekten anlık ya da akan bir durumda skorlamak durumunda değildir. Ama mesela video analitiği öyle bir şey. Her bir frame skorluyor olmanız ve anlık skorluyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla performansa ihtiyaç duyan bu tip senaryoların hayatımıza girmiş olması, büyük veri ve derin öğrenme ile. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler bir arada aslında bu gibi mimarilere bugün imkan sağlıyor. Ve aslında uçta analitiğin bugün bu kadar kullanılma ihtiyacı, dolayısıyla buna neden olan sebeplerden bir kısmı performans ihtiyacı. Bir kısmı bu veriyi taşırken bu network harcama durumunu aslında elimine etmek. Bir kısmı güvenlik olabilir. Yani belki merkeze taşıyamak istemeyeceğiniz hassas bir veri olabilir. Gerçi uçta analitiğin bir takım güvenlik açığı verdiğiyle ilgili eleştiriler de var. Dolayısıyla bütün bunlar bugün bunları konuşmamızı sağlıyor. Uçta analitik biraz bu. Yani geleneksel yapıda uçta oluşturan verilerin merkeze getirilip merkezde modellenip skorlanması yerine modelleme işinin yine merkezde yapılması ki birazdan modelleme yaşam döngüsünden de bahsedeceğim size ama skorlama işinin uç cihazlara paslanması diyebiliriz. Dolayısıyla da performanstan, hızdan, süratten, network yükünden kurtularak var olan cihazın üzerinde skorlama işleminin yapılabilmesi. Dediğim gibi bu her use case için ya da her senaryo diyeyim için uygun bir yapı değil aslında. Dolayısıyla hangi senaryolar için uygun olduğunu biraz konuşmak lazım. Bir de biz uçağa bir skorlama itiyorken aslında hangi yani var olan sürecin hangi noktasını uca yerleştirmekten bahsediyoruz. Bir de ondan bahsetmek istiyorum. İçinizde belki veri bilimi ve yapay zeka ile daha yeni yeni ilgilenmeye başlayanlar da olabilir. O yüzden ilk olarak model yaşam döngüsünü anlatarak başlamak isterim. Şimdi burada iki tane yuvarlak görüyorsunuz. Bir tanesi sol tarafta mor bir yuvarlak. Continuous Delivery of Applications yani uygulama yaşam döngüsü. Bir tanesi ise Continuous Delivery of Insights yani analitik yaşam döngüsü. Ya da makine öğrenmesi, yapay zeka yaşam döngüsü de diyebilirsiniz. Dolayısıyla model yaşam döngüsü de denilebilir. Aslında bu iki yaşam döngüsü de bizim hayatımızda. Ve bu iki yaşam döngüsünün de birbiriyle entegre çalışıyor olması gerekiyor. Yani biz bir yandan var olan yeni bir iş problemi için veri topluyoruz. Bu veriyi toparlıyoruz, düzenliyoruz, yeni alanlar türetiyoruz. Üzerinden model geliştiriyoruz ve bu modeli deploy ediyoruz. Aslında bu kısım önemli. Buraya geleceğim. Çünkü tam da Ece gönderdiğimiz kısım burası. Yani uçta çalışmasını beklediğimiz kısım bu deploy ettiğimiz. Aslında runtime'da desem anlayabileceğiniz modelin skorlamak için hayatına devam edeceği bileşen diyebiliriz. Daha sonra da uygulamalar aslında bizim bu geliştirmiş olduğumuz
var olan analitiği kullanarak hayatlarına devam ediyorlar. Onların da bir yaşam döngüleri var. Onlar da düzenli olarak hem güncelleniyor hem de kullanıldığı sürece bize veri üretiyorlar. Bu verilerin de bir yaşam döngüsü var aslında. Dolayısıyla o verinin yaşam döngüsü de bugün çok konuşuldu. Aslında 3 tane el ele yaşam döngüsü olduğunu düşünebiliriz. Daha sonra veriler güncellendikçe de biz de modelimizi güncellemeye devam ediyoruz. Böyle bir yaşam döngüsü var hayatımızda. Biz Edge Analytics dediğimiz zaman, yani uçta analitik dediğimiz zaman, hem İngilizcesini hem Türkçesini kullanmayı özen gösteriyorum. Çünkü genelde kaynaklarda İngilizce versiyonu görmeniz daha muhtemel. O taraftaki literatür daha zengin. Dolayısıyla Edge Analytics dediğimiz, yani uçta analitik dediğimiz zaman aslında biz bu modeli geliştirdiğimiz ve modeli deploy ettiğimiz kısmı uca itmeye çalışıyoruz. Mesela bir örnek verelim. Ne olsun? Bir video işleme örneği olsun. Bir fabrikada bir üretim makinesinin yanında bir kamera diyelim mesela ve bir çelik levha üretiyor. Dolayısıyla ben bu kameranın üzerinde koşacak, o çelik levhanın belirli ışıktaki yüzey detaylarına bakarak çelik levhada bir kusur varsa tespit edecek bir uygulama geliştirmek istiyorum. Dolayısıyla bu aslında Edge Analytics için, yani uçta analitik için uygun bir use case. Çünkü bir defa kullandığı tek bir input var. O da görüntüsü. Dolayısıyla farklı diğer inputlarla bir arada çalışmayacak. Çalışacak olsaydı da Edge Analytics için uygun ama videonun üzerinde skorlama için uygun bir use case. Ve aynı zamanda video ağır bir veri. Video her bir aslında saniyesinin ayrı ayrı skorlanıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla benim yapabileceğim şey burada ilk önce bu pembe cycle'ı takip ederek verilerimi toparlayıp hazırlayıp ilgili derin öğrenme, computer vision kütüphanesini kullanarak derin öğrenme modelimi geliştirip daha sonra da geliştirdiğim bu modeli bir deployment runtime olarak Edge'deki videonun üzerinde koşacak şekilde oraya deploy edebilmekten bahsediyorum. Ve dolayısıyla artık o modelin gerekirse internete de ihtiyaç duymadan, yani eğer böyle bir confidential veri de olabilir. Bizim seçtiğimiz örnek çelik levha çok confidential, gizlilik içeren bir şey değil ama diyelim ki evinizdeki güvenlik kamerası olduğunu düşünün. Dolayısıyla yük dışarıya çıkmasını da istemeyebilirsiniz. Bu durumda yine ilgili kameranın üzerinde bu modelin çalışmasını sağlamaktan bahsediyorum. Dolayısıyla bizim burada uca ittiğimiz bileşen modelin verinin hazırlanması, modelin dizaynı, modelin develop edilmesi, geliştirilmesi, tasarlanması kısmı değil, runtime kısmı. Bu bir nokta. Bir diğer nokta da aslında deployment dediğimiz zaman deployment'ın çeşitleri var. Yani bir modeli canlıya aldığınız zaman farklı farklı karakteristiklerle alabilirsiniz. Mesela bir model canlıda batch olarak çalışıyor olabilir. Batch çalışmak demek canlı bir model, real time çalışan veya bir akan veri modeli değil demek. Mesela buna ne gibi bir örnek verebiliriz? Ben aylık olarak perakende markamın ülke çapındaki satışını tahmin etmek istiyorsam eğer, bu benim aylık çalıştıracağım bir modeldir. Bir. İkincisi de zaten global data ihtiyacım vardır. Yani bütün kanallardan, bütün bölgelerden var olan verileri alıp toparlayıp, özetleyip global bu seri üzerinde bir tahminleme yapmak istiyor olabilirim. Dolayısıyla bu çok Edge için uygun bir senaryo olmayabilir. Ya da daha farklı kurgulanırsa Edge için de kullanılabilir talep tahmin. Ama bu size bahsetmiş olduğum senaryo. Global veriye ihtiyaç duyduğu için, aylık olduğu için, zaten batch çalışacak da bir model olduğu için aslında direkt Edge ile yapalım diyeceğiniz bir senaryo olmayabilir. Ama az önce bahsetmiş olduğum video analitiği akan bir veridir. Özellikle IoT verileri, akan veriler, lokasyon verileri gibi verileri biz artık real time'da değil, streaming manner'da deploy ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? Akan verileri scrollayabilen yapılarla, streaming aslında teknolojileriyle, streaming analytics teknolojileriyle modeli akarken scrollayacak şekilde export edebiliyoruz streaming servislerin üzerine. Dolayısıyla özellikle bu tip use case'ler, ki bunlara da pek çok örnek vermeye çalışacağım. Zaten bu sunumdaki temel amacım bunları çeşitlendirmek sizin için. Hangi sektörlerde, hangi kullanım alanları. Dolayısıyla özellikle bu tip örnekler uçta analitik için uygun örnekler oluyor. Yani streaming manner'da akan verileri kullanan, özellikle de ölçek olarak ağır veriler, network'te çok yer kaplayan veriler için daha mantıklı bir deployment şekli
diyebiliriz. Çünkü hani edge mimarisinde bir maliyeti var. Ona değecek bir use case olması gerekiyor. Şimdi bu mimariden size bahsedeceğim. Ben de bu konunun çok uzmanı değilim ama birazcık anlıyor olabilmek için aslında size buradaki var olan bileşenlerin anlamlarından bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi Edge dediğimiz zaman aslında en başta sağ tarafta Hybrid Cloud Compute diye bir bölüm görüyorsunuz. Orası bulut. Yani orada kastettiğimiz şey şu. Hybrid Cloud deyince bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Aslında Hybrid Cloud'dan kastımız On-Prem ya da Public Cloud. Yani bu sizin merkezinizde, veri merkezinizdeki bir sunucu olabilir. Aynı şekilde var olan bir bulutta bir servisiniz de olabilir, data center'ınız da olabilir. Dolayısıyla merkezdeki aslında bilgisayarlarınız, merkezlerdeki veri merkeziniz, bulut ya da public cloud ya da on-prem. Biz bu yapı biraz public, biraz on-prem bir arada çalışınca buna hibrit diyoruz. Dolayısıyla çoklu bulut ortamı. Bu aslında eskiden bahsetmiş olduğumuz merkezi yapılar. Yani bizim şu anda alışmış olduğumuz şey, edge devices olarak gördüğünüz en üstteki cihazlar. Sensörler, arabalar, kameralar, yani az önce edge olarak size tanımladığım. Geleneksel anlamda biz bu edge device'larından hybrid cloud computer verileri çekiyoruz, özetliyoruz. Bütün uygulamalar ve yapay zeka yetenekleri burada çalışıyor ve skorlar yine edge'e geliyor ve aksiyon alınıyordu. Buradaki yapıda ise yapmaya çalıştığımız şey yine hybrid cloud ortamında uygulamaları geliştirmek. Bizim örneğimizde edge analitikten bahsediyoruz. Yani edge computing'den değil de edge analitikten bahsettiğimiz için yapay zeka modellerini ya da veri bilimi modelleri diyelim geliştirmek. Daha sonra da bunu network'ün daha uçlarına doğru bir noktada çalışmasını sağlamak. Şimdi burada bir çeşitlilik görüyorsunuz. Bu çeşitliliğin nedeninden de birazcık bahsetmeye çalışacağım. Edge devices, yani az önce bahsettiğim gibi bir use case, mesela çelik levhadaki kusuru tahmin etmek istediğiniz zaman kameranın üzerinde yapabilirsiniz dedim. Dolayısıyla orada, burada kamerayı görüyorsunuz edge device'lerin içerisinde. Direkt kameranın içerisinde çalışacak bir modelden bahsediyorum. Ama modeliniz sadece kamera üzerinde çalışmak için ağır bir model olabilir. Dahası sadece kameradan beslenmiyor olabilir. Aynı fabrikadaki atıyorum aletlerin reçete bilgilerinden, titreşimlerinden, ses seviyelerinden, ortamdaki diğer IoT sensörlerinden, nem, sıcaklık gibi bilgilerden vesaire veriler toplayarak harmanlıyor ve top bileşkesinden bir model oluşturmaya çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda Edge Cluster, Server Gateway dediğiniz bileşenler devreye giriyor. Mesela burada da aslında söylenilen şey şu. Direkt video kamera ya da bir IoT sensörün üzerinde skorlama yapmak yerine fabrikanın içerisinde bir Edge Gateway ya da Cluster ya da bir Edge Server'ın olması ve modelin buradan çalışıyor olması. Bir diğer seçenek ise Edge Network. Bu da aslında birazcık daha telekom operatörlerini ilgilendiren bir tarafı. Bir diğer senaryoda şöyle bir şey olabilir. Sizin bir üretim firması olarak bütün bu yapay zeka servislerini kurmanız, veri merkezinizde bu derin öğrenme algoritmalarını geliştirmeniz ve daha sonra da bunları uç cihazlara deploy etmek tercihiniz de olmayabilir. Daha pratik bir çözüm, daha küçük bir yatırımla daha pratik bir çözüm peşinde olabilirsiniz. Bu aslında telekom firmaları için bir yeni bir gelir fırsatı anlamına geliyor. Dolayısıyla telekom firmaları için burada yeni bir şöyle bir şans var. Var olan networklerin içerisinde bir takım edge noktaları, edge düğümleri yapmaları şansları var. Dolayısıyla burada belki B2B hizmet verdiği kurumsal müşterilerine görüntü işleme yetenekleri, yapay zeka yetenekleri ya da belirli bir konuda mesela iş güvenliği konusunda tespit yeteneği gibi hazır servisler sağlama şansları var. Dolayısıyla Edge Network'te var olan servis sağlayıcınızın, telekomünikasyon operatörünüzün aslında bu tip hizmetleri de olabilir. Dolayısıyla buradaki servisi de kullanmak mümkün. Ya da bu networklerin üzerindeki düğme de yine aynı şekilde var olan sisteminizi o altyapıyı kullanarak deploy etmeniz de mümkün. Dolayısıyla buradaki mimari birazcık bize bunları anlatıyor. Şimdi gelelim, bir yandan zamana da bakıyorum. Hangi sektörlerde kullanıyor? Aslında telekomdan biraz bahsetmiş oldum. Özellikle telekom ve medya, slide'da olmamasına rağmen medya ve telekom bu konuda en çok fırsata sahip, konunun en sıcak olduğu diyeyim sektörler. Çünkü
Diğer sektörler kendi operasyonel işlerini çözümlemek için bir takım çözümler geliştirirken, telekom sektörü kurumsal firmalara çözüm sağlayabiliyor bu altyapıyı kullanarak. Az önce bahsettiğim örnekteki gibi, ben bir kurumsal telekomünikasyon operatörüyüm. Kendi network'ümdeki belirli edge serverlara eğer istersem belirli AI yeteneklerini servis olarak ekleyebiliyorum ve benden B2B hizmet alan kişiler dilerlerse bu servislerden faydalanabiliyorlar. Bir kısmı bu aslında telekom operatörleri için. Ama tabii ki bir diğeri de telekom operatörlerinin de AI ile giderilebilecek bir takım operasyonel çözümlere ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla onların da bu AI modelleriyle kendi operasyonel süreçlerini de iyileştirmeleri mümkün. Mesela belirli bir A bölgesindeki performans problemini, talep artışını belki birkaç hafta içerisinde ya da belki birkaç saat içerisinde aslında yaşanacak darboğazı tahminlemek gibi use case için de kullanmaları mümkün. Bankacılık tarafında özellikle ATM'ler gibi cihazlar üzerinde ATM'nin bozulma ihtimali olabilir. Ya da aslında görsel işleme sayesinde o ATM üzerinde ATM'yi kurcalama vesaire gibi suistimal ya da müşteriyi rahatsız edecek bir takım olaylar var mı gibi görsel tespit, yine bankacılıkta önemli konulardan bir tanesi. Aslında yani ben birkaç tane örnek vermeye çalışıyorum ama çok fazla arttırılabilir. Yani bir diğeri mesela şube içerisindeki yoğunluğu tahmin etmek olabilir. Bunlar hep görsel işleme ve kamera üzerinde çalıştırılabilecek ve veri görsel olduğu sürece ağır bir veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla hep uçtan öteye uygun senaryolar. Üretim tarafı için aslında birazcık bahsettik. Ki bir sonraki slide'da bunları birazcık daha detaylandırıyor olacağım ama hem işte o içindeki üretimi yapan makinelerin bakımı çok önemli bir nokta. Makinelerin arızalandığında değil de arızalanmadan önce belirli göstergelere bakarak arızalanmadan bakımı, bu üretim firmaları için gerçekten çok önemli. Çünkü bu arızalanma hem makinenin ömrünü kısaltan bir şey. Dolayısıyla bakımı arızalanmadan önce yapmak, ki makine olarak bahsettiğimizde özellikle belirli sektörlerde çok ciddi makinelerden bahsediyoruz. Hem maliyet açısından çok pahalı hem de belki bazen arızalanması durumunda bir sene yerine koyulamayacak makineler olabiliyor mesela. Ve bir yedeğini de alamadıkları. Dolayısıyla bu tip çok kritik, özellikle teçhizat için çok önemli bir nokta. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi üretimde kalite, bir diğeri işte üretim alanı içerisindeki çalışanların güvenliği olabilir. Hele şimdi Covid ile beraber işte maskeler takıldı mı, herkes gerekli yönergeleri uygun giyindi mi, mesafeler korundu mu gibi yeni senaryolarda Covid ile beraber hayatımıza girmiş durumda. Yine kamuda özellikle savunma tarafında tabii ki dronlarla var olan görsellerin üzerinde tehlike tespiti önemli konulardan bir tanesi. Bu aslında şu anlamda da buna uygun bir alan olabilir. Özellikle oradaki kameralar belki, atıyorum, internet bağlantısı olmayacak kameralar da olabilir güvenlik nedeniyle. Dolayısıyla uçta analitik birazcık daha bağlantı olmayan noktalarda da bir içgörü kazanabilmek için de faydalı oluyor. Yani bazı senaryolarda bir internet bağlantısı olmayan bir video üzerinde analitik koşturmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tip senaryolar için de uçta analitik uygun değil, tek seçenek olmuş oluyor. Yani artık zaten isteseniz de bulut üzerinden bir skorlama yapamayacağınız için tek çareniz o teçhizatın üzerine analitiği çalıştırabiliyor olmak. Yine perakende de aynı şekilde. Perakende içerisinde de özellikle post cihazlarındaki var olan işlemlerin üzerinde, ki işte suistimal olabilir, kartla ilgili problemler olabilir. Bunların ya da post cihazın arızalanması ile ilgili şeyler olabilir. Ama bir diğeri ise aslında özellikle perakende sektöründe mağaza içeri asistan, yani var olan kullanıcıya işte şu rafa git, bunun yanında bu da olur gibi bir takım, yani şu anda çok fazla olmakla beraber gelecekte bu tip mağaza içi asistanların hayatımıza katılacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Aynı zamanda mağaza içi kameralarla nerelerde yoğunluk var, ne zaman yeni bir kasiyer lazım ya da bir yine suistimal durumu olabilir mi? Özellikle kasadan bir şey geçirirken bir suistimal durumu var mı görüntüyle tespit etmek. Aynı şekilde yine perakende de rafların seviyelerine bakarak envanterde azalma var mı gibi pek çok farklı senaryoyla bunları çoğaltmak mümkün. Şimdi bir sonraki slaytımda ben size
Birazcık daha bu sektörlerden sonra use case'leri bir slide'de birleştirmeye çalıştım. Daha sonra belki bu hem sunumu da alma şansınız olabilir hem de video üzerinden görmüş olursunuz diye. Genelde zaten yapay zekada biz genelde projeleri bu üç temel konuya ayırıyoruz. O yüzden bu şekilde üç aşamalı olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi kişileri anlamak. Yani bu müşteriniz olabilir, tüketici olabilir, vatandaş olabilir kamu için, hastane için hasta olabilir, okul için öğrenci olabilir. Dolayısıyla bireyleri anlamakla ilgili projeler. İki, kurumların var olan operasyonel süreçlerini iyileştirmek için projeler. Üç, risk ve suistimal durumlarını, riskli durumları, suistimal durumlarını tespit etmek için olan projeler olmak üzere. Genelde yine finansal risk de buraya girer. Bunlar için olan projeler. Dolayısıyla genelde biz projeleri bu üç kırılıma böleriz. Dolayısıyla bu şekilde baktığınız zaman işte bu sol taraf, üst tarafta birazcık daha vatandaşı ve müşterileri anlamaya yönelik. Mesela real-time marketing diye bir proje göreceksiniz. Kişinin belki mobil cihazından lokasyonuna göre bir öneride bulunmak olabilir. Ya da bir araç kullanıcısının eğer connected car'lardan bahsediyorum, var olan sensörleri varsa, işte belirli connected bir car kullanıyorsa ve belirli verilerin işlenmesine izin verdiyse, atıyorum benzini bittiyse yakınlardaki en uygun fiyatta benzinden haberdar edilmesi ya da restoran tercihleri biliniyorsa en yakındaki restoranlardan haberdar edilmesi gibi noktalara varması mümkün real time marketing'in bu şekilde, mesela connected car teknolojisiyle. Onun dışında yine aslında araçlardan bahsedeceğim için çok detaylı oralara girmiyorum. Yine akıllı şehirler, akıllı şehirlerde trafik tahminlemesi mesela gerçekten çok ağır verisi olan bir uygulama. Burada tabii araçların içerisinde değil ama belki lokal bölgesel bir takım sunucular üzerinde verilerin toplanıp daha sonra onların üzerinden tahminlenmesi gibi. Tamamen bütün verinin merkeze alınması yerine daha bölgesel sunucularda her bölgenin verisinin tahmin edilmesi gibi bir takım yöntemler mümkün diyebiliriz. Bunun dışında birazcık daha ilerlemek istiyorum. Çünkü bu slide'da gösterdiğim pek çok şey aslında ilerleyen slide'larda da sizinle paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi önemli aslında bu teknolojinin çok önemli bir kullanım alanı akıllı arabalar. Connected car'lar. Burada pek çok farklı use case söz konusu. Bunun aslında ilk başladığı nokta bu predictive maintenance. Yani ilk uygulamalarını onunla gördük. İşte BMW, Mercedes gibi firmalar, Honda gibi firmaların özellikle araçların seyir halindeyken, çünkü üzerinde yüzlerce sensör olan ve 40 ile 60 CPU arasında ortalamada CPU'su olan araçlardan bahsediyoruz şu an günümüzde daha çok. Dolayısıyla var olan sensörlerdeki verilere bakarak herhangi bir arızalanma olabilir mi gibi uygulamalarla başladık. Şimdi gelecekte birazcık daha sürücüye ilk etapta, yani driverless'tan önce sürücüye asist edecek. Eğer herhangi bir atıyorum ani yaklaşan obje varsa aniden fren için alarm vermek, hatta belki de kontrolü alıp o otomatik fren sistemlerini kullanmak gibi yöntemler. Driver monitoring dediğimiz birazcık daha bu sefer driver assist'te dışarı bir kamerayla tehlikeleri gözlemlerken, driver monitoring de içeride bir kamerayla sürücüyü takip ediyor olmak. Sürücünün gözüne bakarak yorgunluk seviyesini, uyku seviyesini, kafa pozisyonuna bakarak tehlikeli bir uyku durumu olabilir mi? Eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorsa sürücüyü uyarmak gibi modeller. Yine bu konuda konuşulabilecek use case'ler. Driverless otomobiller, yani sürücüsüz araçlar zaten tamamıyla yapay zeka üzerinde. Yani yolu tanıma, çizgileri anlama, diğer aracı görme, gelen yayayı görme, geçecek olan kediyi görme vesaire. Bütün hepsi zaten görsel tanıma ve computer vision modelleriyle yapılan araçlar. Dolayısıyla ciddi anlamda yapay zeka üzerinde çalışan, dolayısıyla hani edge analitiğin en çok kullanılacağı veya kullanıldığı hali hazırda da senaryolardan bir tanesi. Tabii sadece arabayı kullanırken araba deneyimi değil, arabanın üretim aşamasında da sonuçta benzer üretim süreçlerinden geçtiği için kullanılması ve az önce de bahsettiğim gibi real-time marketing, yani sürücünün var olan
rotalarına veya eğer bilgisini paylaşırsa tüketim alışkanlıklarına göre yakınından geçtiği mağazalardaki ya da en yakın mağaza ya da restoran ya da benzin istasyonu ya da kampanyadan haberdar olması gibi bir takım uygulamalar mümkün. Özellikle Türkiye'de çok fazla konuştuğumuz sektörlerden bir tanesi üretim sektörü. Çünkü üretim sektöründe de bahsettiğim gibi az önce özellikle kalite tarafında yani predictive quality ve predictive maintenance konuştuğumuz en temel başlıklar. Yine aslında 3 tane demeliyim. Bir tanesi de worker safety yani çalışan güvenliği özellikle görsel izlemeyle ki onunla ilgili de bir slide'ım olacak. Dolayısıyla yine burada normalde zaten aslında en gelenekseli var olan makine, reçete ve makineden çıkan işte son ürünün kalitesiyle ilgili modellerle başlamıştı bu serüven. Daha sonra video işleme, IoT sensörleri hayatımıza girince real-time veriler üzerinde bunu yapmaya başladık. Daha sonra veri ve ses işleme hayatımıza girince bu sefer görüntüler üzerinden defect ya da arıza tespiti ve makinenin sesi üzerinden makinenin arızasının tespiti gibi bir takım yeni modeller, yani big data, yeni nesil verileri de kullanabildiğimiz ve derin öğrenmeye kullanabildiğimiz yeni algoritmalar hayatımıza girmiş oldu. Şimdi edge analitikle beraber bu var olan algoritmaları fabrika üzerinde bir sunucuya da çalışmasını sağlamak sürat açısından. Çünkü yine akan veri kaynaklarından bahsediyoruz. Mümkün. Burada özellikle şundan bahsetmek gerekebilir. Mesela bu şuna güzel bir örnek. Mesela video üzerinden sadece bir çelik levha üzerindeki kusuru anlamak sadece o video kamerasının üzerinde yapılabilecek bir şey. Ama mesela buradaki var olan bütün verileri kullanarak atıyorum. Hem işte makinenin reçetesi, hem geçmiş kalite verileri, hem personel bilgileri, hem geçmiş bakım bilgileri vesaire bir sürü veri kaynağını harmanlayarak bir model yapmak istiyorsanız hala o cihazın üzerinde olmanız zor. Hem ağır geleceği için hem de birden fazla cihazdan beslenen bir modeliniz olduğu için bu durumda yine o cihazlara yakın belki fabrika içerisinde bir sunucu üzerinde bu modeli skorlanacak şekilde çalıştırmak yine edge analitiğin bir senaryosu olmuş oluyor. Yani medya ve entertainment aslında medya sektörü gerçekten hani bunun çok büyük kullanıcısı olan sektörlerden bir tanesi. Özellikle de yeni gelen medya oyuncularıyla Netflix gibi yani bu anlamdaki bizim aslında medya kullanımımızı ya da YouTube gibi video streaming ve medya kullanımımızı değiştiren, karakteristiklerimizi değiştiren bu yeni oyuncuların aslında genelde en fazla kullandığı senaryolardan bir tanesi. Çünkü medyanın kendisi yani videonun kendisi ya da bir film, bir video zaten çok ağır bir data. Hele film tarafında mesela bugün okumuştum sunum için hazırlanırken Great Gatsby'de 600 tane special effect varmış. Dolayısıyla hani gerçekten sıradan bir videodan değil bu efektlerden dolayı çok daha ağır bir medyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun mesela performansı ile ilgili online olarak ben izlerken herhangi bir takılma var mı gibi streaming yapan firma eğer bir model geliştirmek istiyorsa bunu benim cihazımın üzerinde yapması ve uyarıyı alıyor olması çok daha mantıklı. Ama sadece bu performans işte bir arıza var mı gibilerinden de değil. Benim atıyorum ilgi duyduğum videolar acaba hangi özelliklere sahip diye bir modelleme yapmak için ilk önce o videoları taglemek gerekiyor. Dolayısıyla bu video içeriklerini izleyip otomatik taglemek de yine buradaki use case'lerden bir tanesi. Bir diğeri mesela yine medya sektöründe mesela spor müsabakalarında işte ne zaman sayı olduğunu, ne zaman bir servis olduğunu el hareketlerinden, ne zaman taraftarın sevindiğini yani orada gerçekten highlight edilebilecek bir olay olduğunu tespit eden yapay zeka modelleri. Özellikle burada 2017'de IBM Watson'la Wimbledon tenis turnuvası bu şekilde kaydedilmişti mesela. Dolayısıyla bu tip uygulamalar da daha günümüzde medya sektöründe önemli uygulamalardan bazıları da bunlar. Az önce de bahsetmiştim bir diğer önemli use case ise var olan çalışanların izlenmesi. Bu özellikle şimdi görmüş olduğunuz birazcık daha güncel yani Covid ile hayatımıza giren social distance scoring. Mesafeler korunuyor mu? İşte maske takılıyor mu? Ama bunun dışında işte gidilmemesi gereken
alanlara giriş yapılıyor mu? Ya da belirli bir alanlara belirli kıyafet regülasyonuyla girilmesi gerekiyorsa acaba bu kurallar çiğneniyor mu gibi, ya da vücut sıcaklığında yine COVID ile ilgili bir artış var mı çalışanlarda gibi pek çok farklı senaryoyu yine görsel olarak işlemek mümkün. Bu bahsettiğim konuların her biri aslında uçta analitik için uygun senaryolar. Bugün çok fazla, yani kısıtlı bir zamandan çok fazla teknik altyapısını konuşamıyoruz. Birazcık daha ne gibi senaryolar, hangi sektörlerde kullanılabilir konuşabildik. Ama bunu tecrübe etmek isterseniz IBM'in developer sayfasında, developer.ibm.com sayfası, developer community'sinde bizim kod paternlerimiz oluyor. Bunlar sizin için örnek uygulamalar. Dolayısıyla burada IBM'in buluttaki bazı servislerini kullanarak ve orada yazılı senaryolara eşlik ederek aslında ve hazır verileri ve modelleri kullanarak siz de aslında bunu gerçekleştirme deneyimleyebiliyorsunuz. Tam bu doğrultuda bir kod paternimiz var. Deploy AI models to edge devices to protect workers. Yani az önce bahsettiğim worker safety için böyle bir örnek kod uygulamamız var. Yani bunu bir online workshop gibi düşünebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan oradaki yönergeleri takip ederek kendi projenizi yapabilirsiniz ücretsiz servislerle. Daha detaylı teknik inceleme yapmak isterseniz, yine bu konuyla ilgili daha detaylı okumak isterseniz IBM Developer App, IBM'deki bir takım faydalı kaynakları da sizin için slayta ekledim. Dolayısıyla buralardan da daha detaylı okuma imkanı bulabilirsiniz. Benim aslında ilk etapta anlatacaklarım bunlar. Nihat Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten emeğinize sağlık. Çok güzel bir sunum olmuş. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi bir tane sorumuz geldi. Ben onu almak istedim. Sefa demiş ki, hocam buraya kadar özetle Edge Analytics'i anlık olarak hareket edebilmek için kullanıyoruz diye anladım. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz, belki daha doğru olur. Edge Analytics anlık olarak gelen, anlık olarak akan verileri işleyen modelleri skorlamak için kullanıyoruz. Desek daha doğru bir tanım olabilir. Hep görüntü olarak mı? Görüntü verileri mi? Aslında sadece görüntü işleme değil ama yani şu anda genelde, yani bu çok yeni bir teknoloji. Çok fazla implementasyonu henüz yok. Dolayısıyla biz genelde potansiyel alanlarını konuşuyoruz. 2022-2025, yani gelecek 2 ila 5 yılda daha çok implementasyon olacak. Şu anda konuşulan senaryolar genelde video işlemeyle ilgili. Çünkü en yavaşlatan, işte network yiyen, performansında önemli olduğu use case'ler genelde o tarafta. Aslında tabii ki başka veriler için de yapılabilir ama tabii Edge Analytics mimarisini kurgulamanın da bir maliyeti var. Dolayısıyla o gecikme maliyetinin, o yatırım maliyetini karşılıyor olduğu senaryolar olması lazım. Daha çok o yüzden herhalde görsel işlemelerle ilgili senaryolar daha fazla. Çok teşekkürler. Bir de Nihat Hanım, siz konuşurken benim aklıma bir soru geldi. Bu real-time marketing dediniz ya, biz zamanında bir veri madenciliği dersi almıştık. Orada daha çok hani bu tarz marketing işlemleri bize o zamanlar öğretilenler 2009'da diyeyim, SMS'leydi. Hani veri marketing olarak hani lokasyonunuzdan veriyi alıyordu ve gratisin önünden geçerken ya da hani farklı bir yerin önünden geçerken mesaj geliyordu. Yine bununla hani bu temeldeki bir uygulama mı? Yani ya da bunu bu temeli mi baz alıyor? Aslında öyle ama tabii yani şu anda biz birazcık daha aynı use case'den önce de vardı aynı use case'ler. Şu anda aslında burada söylenmek istenen birazcık daha o skorlamanın mobil cihazın kendi içinde yapılabilecek olması. Yani belki sizin söylediğiniz uygulamada da o şekilde olabilir. Yani aslında Edge Analytics'i bugün konuşuyor olabiliriz ama Distributed Computing çok yeni bir şey değil. Yani daha önceden de var olan bir şey. Edge'in getirdiği birazcık da işte bu container tabanlı, yani buluttan var olan bir takım öğrenimlerimizle artık mimarinin birazcık daha hafiflemiş olması, imkanlarımızın artmış olması. Dolayısıyla bu Edge Analytics'i o örneğe şey yaparsak, kurmuş olduğumuz lokasyon verisinde kullanan, IoT verilerinde kullanan yapay zeka modelinin cihazınızın üzerinde ya da mesela bu bir alışveriş merkezi ise alışveriş merkezinin üzerinde bir sunucuda skorlanıyor olması. Yani bunun için gratisin merkezindeki veri data center'a gitmiyor olması diyelim.
Tamam. Çok teşekkürler. Başka sorunuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Arif Bey de paylaşımlarınız için çok teşekkürler demiş. Teşekkür ederim. Umarım herkes faydalı bulmuştur. Peki benim daha için... sonra soru sormak isterlerse Umut Hanım, nasıl ulaşabiliriz size? Ya da nasıl ulaşabilirler genel olarak? Bizim hallarımızdan da ulaşabilirler. Yine bunu da söyleyelim. Tabii ki, ama bana LinkedIn üzerinden de ulaşabilirsiniz. LinkedIn'de gelen her mesaja yanıt yazıyorum mutlaka. Dolayısıyla oradan bana mesaj atmak güzel bir yol olabilir. E-mail adresim umutse@tr.ibm.com mail adresimden de ulaşabilirler. Bayan'ın size de davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyif ben alıyorum. Ben teşekkür ederim Umut Hanım. Ben teşekkür ederim. Sizin vaktinizi aldık. Tekrar çok teşekkürler. Belki başka bir konuda tekrar sizi davet edebiliriz. Yine her zaman işbirliklerimiz adına da, her zaman sizi dinlemek adına da bizim ofisimize de bekleriz. Tabii ki. Tabii ki. Çok inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Haftaya tekrar yeni bir konuyla buluşmak üzere diyorum. Sağlıklı haftalar dilerim.